Yeni anayasa bütün denetleyen mekanizmalarında denetlendiği, demokratik yolla denetlendiği bir yapı getireceğe benziyor. Dolayısıyla vesayet unsurlarının tamamının ortadan kaldırılacağı ve hakikaten işlerin olması gerektiği gibi olacağı bir sürece doğru evrilecek Türkiye anlaşıldığı kadarıyla. Ve böylelikle mesela yasama, yürütme, yargı dediğimiz, hani güçler ayrımı dediğimiz konuda şu an birilerinin lehine, bazı kurumların lehine olan düzenlemeler de böylelikle objektif bir hale getirilip herkesin üzerinde ittifak edebileceği kriterlere bağlanarak, yani yarınlarda belki geçmişte bir tartıştığımız birçok konuyu tartışmayacak hale geleceğiz demektir. Yani genel olarak Türkiye'de yaşayan herkesin aklından geçen, zihninden geçen, ya bu da böyle olmamalıydı denilen hususlarda yaşanan tecrübelerden de hareketle, yani damdan düşen insanların tecrübelerinden hareketle oluşturulacak yeni bir anayasa gözüküyor.